Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'un son gününden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hindi boynu yapıyoruz. Çok seviyorum. Bizim orada pek bulunmuyor. Şöyle göstereceğim ben size. İnge sen göstersene. Şöyle bayağı bir kal hindi boynu. Şimdi hindi boynu pişireceğiz. Hem pişirelim hem de çekelim dedik. Şimdi önce yıkayacağız hindi boynlarını. Hindi boynlarını yıkadık. Tencereye aldık. Şimdi bir büyük baş soğan soyduk. Dörde böldük. Ne yapıyoruz şimdi başka? Su koyuyoruz. Pul biber, Yok şimdi karabiber. koymuyorum ben. 2 bardak su koyuyoruz değil mi? 2 bardak su çıkar da su mı? koyduk. Şimdi böyle tamam, düdüklü değil mi? 2 bardak da su koyduk. Şimdi ocağı alıyoruz pişmesi için. Bir yemek kaşığı dolu dolu tuz atıyoruz. Tavuğun tuzu iyi olsun. Yani etin tuzu iyi olsun, lezzetli oluyor. Şimdi kapağını kapatacağız. Biraz piştikten sonra tereyağını ve baharatını atacağız. Ama önce biraz pişmesi lazım. Bayağı bir pişecek herhalde. 1 saat en az pişmesi gerekiyor. Ara ara göstereceğim. Şimdi boyunlarımız kaynamaya başladı. Hiç yağ koymadık ama sanki yağ çıkıyor gibi yüzüne. Kendi yağı varmış. Evet, baksana görünüyor. Şimdi kaynamaya başladı. Bayağı bir kaynayacak ama kısacağız altını. 1,5-2 saat düdüklü de olursa daha kısa bu mesafe. Ama biz tencerede yapmaya karar verdik. Daha acıkmadık çünkü. Bayağı bir kaynıyor. Yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Daha pişecek ama. Buharlandı. Tam şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi daha pişmesine çok var. Evet, ne kadar oldu pişeliğinde? Bir saat oldu. Bir saattir pişiyor. Gördüğünüz gibi soğanlar da eridi. Karıştırıyorum. Evet, suyunu çekene kadar pişecek. Tam pişmesine bağlı. Pişerse suyunu çekmesine de gerek yok ama biz çektireceğiz. Yağ koyacağız, daha baharatı koyacağız. Biraz daha pişmesini bekliyoruz. İyice pişti. Evet, artık nem boynunu hindi boynlarımız hazır olmak üzere. Yağ koyduk. 3 yemek kaşığı dolu dolu yağ koyduk. Böyle tereyağı koyduk. Bakın 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı koyduk. Karabiber koyuyoruz. Birer tatlı kaşığı. Toz biber koyduk, karabiber koyduk. Biraz tatlı kaşığı ama fazla koymuyoruz. Ete çok baharat yakışmıyor. Eda koluma vurdu şu anda, kamera titredi. Eda da bize elmalı pasta yapıyor. Şimdi baharatını koyduk, yağını koyduk. Yağ erisin bayağı da, artık pişmiş yemeğe hazır. Yağ erisin, altını açtın mı iyice? Altını da iyice açtık. Sonra tekrar görüşelim. Size bir şey göstermek istiyorum. Eda bir kek yaptı. Annesi şey olduğu için, rejimde olduğu için, rejim demeyelim de yani bazı şeyler yasak. Buğday unu yemeyecek, böyle beyaz un. Bu kekimiz arpa unu. Çavdar. Başka ne var? Pekmez, ceviz. Pekmez, ceviz. Bu özel bir kek. Bunu yaptı. Şimdi Eda bize bir de elmalı pasta yapıyor. Gösterebilir. Şöyle şimdi göstereceğim onu. Şöyle bir de elmalı pastamız olacak. Şimdi bu keki. Salatamız da hazır. Muhteşem bir salata tam yaptı. Tam bir kış salatası. Evet. İçinde kırmızı pancar var, havuç var, karalahana var, marul var, soğan var, maydanoz var. Aklınıza gelebilecek her şey, tam bir kış salatasını yaptık. Şimdi tavuk hindi boynunu çıkartıyoruz. Evet. Yemeğimiz pişti. Büyük sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes video çekiyor şu anda. Şimdi boşaltalım. Oo, nasıl pişmiş böyle, ayrılıyor lime lime. Baya etliymiş hindi boynu da. Tezgaha düştü. Eda kaşıklı. Nasıl pişmiş? Altına kalmış. Tencerenin altını göstermek istiyorum. Bakın nasıl pişmiş. Çok lezzetli, çok güzel kokusu var. Yiyeceğiz inşallah. Şöyle. Evet.
Şu anda ayıp olmazsa herkesi göstermek isterdim ama. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Artık yemeğe hazır. Bizlere afiyet olsun. Şöyle size bir hadi şöyle bir eti şey yapsana. Bak bir nasıl piştiğini gösterelim. Sonra veda edelim. Ne yapayım? Şöyle çatlatalım. Aynen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Elimle dokunduğum. Dokunduğum ayrılıyor şöyle. Hepimize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gölge yaptın Adacığım. Pardon. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Gel.